Çilek, acur, lahana denince ilk akla gelen şey tabii ki turşu ve şu sıralar bu malzemeler pazar tezgahlarını, market raflarını süslemeye başladı. Peki ama ev yapımı turşu yapmanın püf noktaları neler? İstanbul'un en meşhur turşucularına gittik ve evde aynı lezzeti yakalamanın püf noktalarını öğrendik. Kalemi kağıda hazırlayın, işte tarifi geliyor. Bağışıklık güçlendirici, sofraların tadı tuzu. Burada buram buram turşu kokuyor. Şimdi turşuyu kurmanın da tam zamanı. Ama nasıl yapacağız? Püf noktalarını efendim sizden alalım. Karışık olarak yapacağız. Lahanamız, kavun, kelek veya dediğimiz domatesimiz, limonumuz, biberimiz. Domatesimizi şöyle keselim. Şöyle tuzumuzu ilave edeceğiz. Bu biraz toz şeker, gaz yapmasın diye. Toz şeker. Toz şeker. Ne kadar? Şöyle bir tatlı kaşığı. Şöyle 2 kiloluk bir kaba. Şöyle limon tozumuz. Onu da şöyle bir çay kaşığı. Hatta 2 tane atalım. Sonra kaya tuzumuz. 2 litreye bir çay bardağı dolu olmayacak, bir parmak azı. Şöyle tuzumuzu da koyduk. Kabuğuyla beraber şöyle dövelim. Kabuğuyla birlikte mi koyacağız? Kabuğuyla sen? Beraber tabii. Kabuğuyla beraber şöyle. Nasıl bir etkisi oluyor bunun? Onun kabuğu da içinde fermente olması için yardımcı oluyor. Şöyle biraz da nohutumuzu attık. Turşu kurarken doğru bildiğimiz yanlışlardan biri de bu. Normalde biz işte bu kovanozların kutuların içine tek tek doğradıklarımızı atarız üst üste. Doğru yapmıyor muyuz? Böyle olursa daha kolay fermente olur. Karıştıracağız iyice. İçlerine geçecek hepsinin. Sonra böyle dolduracağız. Üzerine şöyle kerevizi dalınla beraber koyuyoruz. Bu hem baskı yapıyor, hava almasını önlüyor, hem sararması ve güzel bir aroma vermesi için. Dibinde kalan limon tozu ve tuzunu da suyla doldurup şöyle hiç açmamak üzere gölge bir yerde şöyle arada sırada baş aşağı çevirip bir hafta baş aşağı, bir hafta yukarıya olmak üzere. Ev yapımı karışık turşumuz hazır işte. Bu şekilde 20-25 gün beklettikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.